السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا liteskunu ileyha ve ceale beynekum meveddeten ve rahme. İnne fî zâlike le âyâtin li Rum Suresi 21. ayeti kerimede Cenab-ı Hak mal olarak buyuruyor ki, Kendileri ile, kendileri ile huzur bulduğunuz ve bunun için sizin türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve birliğinin delillerindendir. Ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler, ayetler vardır. Konumuz aile hayatının olması gereken güzelliğe e, ve e, aramızda e, tesis edilmesi gereken hak ve hukuka riayete e, dair olacaktır. Ailenin temel görevi nesillerin çoğalması ve onların iyi yetiştirilip yeryüzünün fesattan salaha doğru çevrilmesi onların eğitilmesi ve topluma salih insanların yönlendirilmesi ve karı kocanın ihtiyaçlarının aile vesilesiyle birbirlerinden huzur ve sükun temin ederek güzelliklerin Aileden yola çıkarak topluma yayılması. Ailede üyeler arasında karşılıklı sevgi, saygı ve dayanışma olursa aile fertleri birbirlerine karşı güzel davranışlar sergilerse Kur'an'ın beyan ettiği yaratılış gayemize ve aynı türden ayrı cinsler olarak yaratılmanın hikmetine ulaşmış oluruz. Ailede mutlu olmak ve bunu hayat boyu sürdürebilmek için eşler ve çocuklar görevlerini yerine getirmeli, bu konuda çaba sarf etmeli ve gerekli fedakarlıklardan çekinmemeli. Her kişi önce kendi hakkından daha öncelikli olarak sorumluluğunu idrak ederse, karşısındakinin hakkını önceliklerse ve karşısındakini mutlu etmeye çalışırsa iş kendiliğinden hallolacak. Mutluluk kendisine de yeterince gelecektir. Tabi bunun için İslami ölçülere Allah'a kulluk şartlarına riayet edilmeli. Evlerimiz birer İslam okulu, birer mescit, birbirine sevgilerin istenildiği gibi verildiği, huzur yuvası haline getirilmelidir. Şuurlu Müslüman bir fert eşinin ve çocuklarının hakkını çiğnemez. Ailesiyle iyi geçinir. Eşlerden biri veya her ikisi görev ve sorumluluklarını yapmazsa zulmetmiş olurlar ve zalimlerden sayılırlar. Yine İslam'ı evlerinde hakim kılamayan insanlar Müslümanlıklarının ne kadar gerçek olduk olduğunu, İslami bir devlet, İslami bir değişim ve dönüşüm istemelerinin e, ne kadar e, samimi bir gerekçeye dayandığını evdeki hayatlarıyla göstermiş olurlar. Yani evine İslam'ı hakim kılamayan insanlar, evinde şeriatı uygulayamayan insanlar, toplumlarına şeriatı, İslam'ı hakim kılma iddialarında da samimi olmadıkları ortaya çıkar. Yine eşinden şikayet eden kimse evvela kendi konusunda kendisinin ne kadar karşı tarafın da şikayet edeceği kimse olup olmadığına bakmıyor. Karşısındakini suçlayarak kendi hatalarını görmezlikten geliyor. Bir taraf olgun olmazsa ailede huzurun sağlanması çok zor olur. Karşılıklı ilişkilerde taviz verebileceğimiz ve veremeyeceğimiz çizgiler olmalı. Taviz veremeyeceğimiz esaslar kendi prensiplerimizden önce Allah'ın e, taviz vermemizi istemediği, onun kırmızı ışıkları, onun kırmızı çizgileri olmalı. Ama insani ilişkilerde mümkün kendi beğenilerimizden, arzularımızdan yer yer fedakarlık yapmasını bilmeliyiz ki karşı tarafımızdan da benzer fedakarlıkları bekleyebilelim. Sorumluluk olmadan aile yükünün kaldırılması gereken zahmetleri kolayca hallolmaz. Sorumlu bir insanın imandan sonra temel görevi dinini hakkıyla öğrenmek, öğrendiklerini yaşamak ve onu insanlara öğretip onların da Müslümanca yaşamalarına vesile olmaktır. Bu durum en azından hiç ihmal edilmeden ailelerde tümüyle yerine getirilebilir. Bugün devletin gücü yetmediğinden veya böyle bir imkana sahip olmadığından en azından aile hayatına karışamıyor. Oralarda Müslümanca yaşayışın, Müslümanca nesilleri yetiştirmenin, orada dinin ahkamını uygulamanın en azından yasaklanması veya problemler içinde olması söz konusu değil. Ama kendimiz aile huzurumuzu engelleyecek şekilde Batı'dan gelen aygıtların, aletlerin egemenliği altında hürriyetimizi onlara verecek şekilde yaşayınca aile huzuru da ciddi manada kendi ellerimizle kıyıma uğruyor. Artık evlerde kıbleye doğru değil televizyonlara doğru dönülüyor. Herkes kendi odasında bireysel hayatını yaşıyor aile bütünlüğü belki ancak yemek vakitlerinde çoluk çocuk beraber olunabilecek bireysel mekanlara dönüşmüş. Otel odalarını andırıyor ailelerimiz. Birer lokantaya benziyor, birer kahvehaneye benziyor. Ama Allah Resulü'nün hane-i saadet dediğimiz o mutlu evine pek fazla benzediği yok. Bunun için aile fertleri her şeyden önce karşı tarafı memnun etmek, mutlu etmek için bütün gücünü sarf etmeli, gayret etmeliler. İslam bireyin özel hayatını yönlendirdiği gibi aile ve toplum hayatını da elbette yönlendirir. Bunun için nice kurallar, nice emir ve yasaklar getirir. Bununla birlikte günün günlük yaşayışın en uzun zamanının içinde geçtiği aile hayatının her noktasında nasıl yaşayacağımızı da aslında hükme bağlar. Denilebilir ki İslam tam anlamıyla ve her yönüyle bir aile dini dinidir, bir toplum dinidir. Evlerimiz bizler için birer kaledir, birer sığınaktır. Moral depolama yeri ve çocuklarımız için de fesattan korunacakları bir karantina mekanlarıdır. Müminin evi İslam toplumunun çekirdeğidir. O evini bu bilince uygun olarak inşa eder. İslami eğitim ailede başlar, toplum içinde gelişerek devam eder. Bizler dini gıdamızı, besinlerimizi annemizden süt emer gibi ailemizin o müşfik damarlarından emerek alırız. Bu itibarla çocuklarımıza ikram ettiğimiz inanç, ahlak ve hayat anlayışı her şeyden önce Allah'ın ölçülerine uygun olmalıdır. Rabbimizin haram kıldığı inançlar, düşünceler, ahlak anlayışı ve yaşayış tarzı öncelikle ailelerimizde çocuklara verilmemelidir. Bunlar bizleri ve çocuklarımızı zehirler ve hayatımızı felç eder. Aile hayatı insanların ya cenneti veya cehennemidir. Cennete ve cehenneme de aile hayatındaki o esaslara uyularak varılır. Aile yuvasını küçük çaplı cennete benzeten müminler ebedi yurtlarına en güzel şekilde bu cenneti taşımış olacak ve esas cennete Ailelerindeki görevleri hakkıyla yaparak ulaşmış olacaklardır. Yeter ki aile fertleri Allah ve Resulü'nün kendilerine yüklediği görevleri ihsan bilinciyle en güzel şekilde yerine getirmeye gayret etsinler. İnsan kişiliğinin en açık ve net olarak gözlenebileceği yer kendi evidir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin ifadesiyle evde normal sıradan bir insan ne yapıyorsa onu yapardı. Tabi sıradan bir insan ne yapması lazım? Kendimize bakarak buna cevap verirsek doğru bir cevap veremeyiz. Bakın Resul-i Ekrem neler yapardı evinde. Kendi işini kendi yapardı. Elbisesini kendi diker, yamar, ayakkabılarını tamir ederdi. Keçilerinin sütünü sağar, Devesinin boynuna yağ sürer, evi temizler, süpürürdü. Evde ailesiyle meşgul olur. Ezan okunduğunda da namaz için mescide, mescide geçerdi. Sorumluluklarının fazlası ve ağırlığı onun hayatında herhangi bir dengesizliğe, açığa, ihmale de meydan vermezdi. Evinde de düzenliydi, tertipliydi. Ayşe annemizin ifadesi bunlar. Yaşanması gerekli her şeyin onun hayatında bir yeri vardı. Eşlerini sever, onlarla ilgilenir, dini yaşayıp uygulamada, kötülüklerden temizlenip iyiliklerle olgunlaşmada onlara rehberlik eder, aile sorumluluğu ile hareket ederdi. Onlar için en iyisini, en güzelini, ahlaki faziletlerin en üstünü arzular. Sevgi, şefkat ve ilgisiyle elinden geleni yapardı. Her akşam eşlerini ziyaret eder, onlarla sohbet ederdi. Geceleri onları namaza kaldırır, iyilik yapmaları için onları devamlı teşvik ederdi. Kişinin eşinin ağzına koyduğu lokma sadakadır buyururdu. Kendisini ailesinin dünya ve ahiret saadetinden sorumlu tutardı. Hz. Ayşe, Hz. Peygamber'in hiçbir eşine hiçbir şekilde en küçük çapta fiske vurmadığını, tokat atmadığını, kaba söz söylemediğini belirtir. Zaten resul Ekrem, en hayırlınız, eşlerine karşı, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır, buyururdu. Dolayısıyla, o bizim örneğimiz olarak, ailelerimizde nasıl davranacağımızı gösteren bir rehberimiz olarak, onun izini takip etmemiz ve eşlerimize karşı daha saygın, daha kibarlı, kibar, daha sevecen olmamız gerekiyor. Bizi erkek veya hanım olarak yaratan Allah'tır. Bir hanımı hanım olduğu için kınayan ve ayıplayan aslında onu o şekilde yaratan Allah'ı kınamış, onu ayıplamış olur. Kadın kadın olduğu için erkekten daha düşük, daha faziletsiz, daha altta değildir. Erkek de erkek olduğu için hanımdan daha Allah yanında faziletli sayılmaz. Kimin takvası daha fazlaysa Allah onu faziletli kabul eder. Erkek veya hanım. Kadın erkek eşitlik veya özgürlük diyerek birbirleriyle yarışıp rekabete girsin diye değil, birbirlerine destek olsunlar, birbirlerini tamamlasınlar diye ayrı cinsten yaratılmışlardır. Kur'an bunu hunna libasul lekum ve entum libasul lehun. Siz hanımlarınız için birer elbisesiniz, hanımlarınız da sizin için birer elbise buyuruyor. Yani bizim eksiklerimizi eşlerimiz tamamlayacak, eşlerimizin eksiklikler eksiklerini de biz tamamlayacağız. Erkeklik gerekli gereksiz. Evde özellikle eşine bağırıp çağırmak yerli yersiz eşine dayak atmak demek değildir. Hanımlarını dövenleriniz hayırlılarınız değildir buyurur Allah Resulü. Dolayısıyla hayırlı olmak önce eşine karşı Hayırlı ve iyi davranmakla alakalıdır. Yani başka insanlara gösterdiğimiz kibarlığı, nezaketi hanımlarımıza ve çocuklarımıza karşı niye göstermekte cimri davranırız? Yemekten sonra teşekkür yerine eline sağlık demeyi niye bu kadar zor görürüz? Bazı kusurlarını gö görmeyi versek sanki ne olur ne kaybederiz? Özellikle başkalarının veya çocuklarının yanında onların onurlarını zedeleyecek hakaret sayılacak ifadeleri niye kullanırız? Kullanınca ne kazanmış oluruz? Unutmayalım, eşlerimiz bizim kölelerimiz değildir. Allah'ın emanetleridir. Onlara nasıl davranırsak dünyada ve ahirette onun güzel meyvelerini alacağız. Günümüzde Müslümanım diyenlerin uygulama yönüyle evleri peygamberin evlerine, İslam evine pek benzemiyor. Ama peygamber düşmanı batılının evlerine daha çok benziyor. Çocuklar çocuklar için evler birer televizyon veya internet seyredilecek bir oyun oynanılacak mekanlar haline geldi nefse hoş gelen özellikler içerisinde değerlendirildi. Hanımlar için evler mutfaktan ibaret. Sabahtan akşama yemek yapacaklar ve temizlikle uğraşacaklar. Sanki hayata bunun için geldiler. Rollerinin evin hizmetine bakmak ve yemek hazırlamaktan ibaret olduğunu ve çocuklarının annesi, kocalarının hanımları olmaktan da öte Allah'ın kulu olarak yeryüzünde kendilerine verilen görevleri sosyal hayatı İslamlaştırma konusunda hanımlara karşı görevlerini yeterince yerine getirmiyor kitap okumuyorlar ilim öğrenmiyorlar annelik anneliğin ve Müslüman bir hanımın görevlerini yeterince üstlenmiyorlar. Erkekler için daha bir problem. Az önce söylediğim gibi bir kahvehane, bir lokanta, bir otel gibi düşünülüyor evler. Yorgun argın işten gelen kimse evini sadece birer dinlence yeri gibi görüyor. Halbuki ailelerinden, ehlinden, çocuklarından, onların Müslümanca eğitiminden, yetişmelerinden, onların namaz gibi ibadetlerinden birinci derecede kocaları, erkekleri, erkekler olarak babaları sorumlu olması gerekiyordu. Evet, evlerimize dünyada mutlu olacağımız, ahirette de ebedi mutluluğa ereceğimiz şekilde sahip çıkarsak Allah'ı razı eder ve kendimiz de bunun güzelliklerini her iki dünyada tadarız. Yoksa gereksiz yere tartışmalar, huzursuzluklar çıkarmanın önce kendimize zarar getirdiğini, psikolojimizi de olumsuz etkileyeceğini, eşimizi huzursuz edersek, mutsuz edersek kendimizin de bundan pay alacağını unutmamak zorundayız. Rabbimizin bize verdiği görevleri yerine getirip baba rolünü, koca rolünü Müslümanca yerine getirmek, bütün bunlar için ailelerde Allah sevgisine ve Allah korkusuna dayalı bir haya, bir bilinci içinde olmak durumundayız. Onun razı olmayacağı her çeşit inanç, niyet, söz ve davranıştan uzaklaşıp önce Allah'a karşı görevlerimizi yerine getirmeliyiz. Sonra aile fertler olarak birbirimize karşı takınacağımız sorumluluk bilinci, yanlış şeyler yaparken birbirimizden utanmayı ve her şeyden önce Allah'tan haya etmeyi sağlaması gerekir. Unutmayalım ki haya perdesiyle süslenmemiş bir ev, ev olmaktan çıkmış bir hapishane ve mezarlığa dönmüştür. Rabbimiz ailelerimizde de huzur ve sükunu sağlayacak, güzel ölçülere uymayı hepimize nasip etsin. Ee, haklarımızı e, ararken her şeyden önce görevlerimizi yerine getirmeyi ve Allah'a vereceğimiz hesabı düşünmeyi e, ailelerimizde e, İslam'ı hakim kılmak için görev bilincimizi yeniden e, hayata geçirmeyi nasip etsin inşallah. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام، كما قال الله <سؤال> تبارك وتعالى في الكلام وَإِذَا كُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله